Önceki videolarımızda bankacılık sistemine ilişkin olarak anlattıklarımızı kısaca özetleyelim. Daha sonra para arzı konusuna geçecek ve ekonominin gereksinimleriyle ilgili uyumlu şekilde para arzının yükseltilmesine veya azaltılmasına değineceğiz. Önce buraya birkaç tane ticari banka çizeyim. Bunlar mevduat topluyorlar, kredi veriyorlar. Bildiğiniz klasik bankalar yani. Bankayı kurarken öz kaynak koymuştuk. Bina satın almıştık. Hasat sonrası çiftçiler gelip birikimlerini bankamıza yatırmışlardı. Para birimi yerine altın kullanıyorduk. Bilanço'nun aktif tarafına yazdığım kasama giren bu altınları dengelemek için bilanço'nun pasif tarafına da mevduat kalemine giriş yapıyorum. Çiftçilerden bir tanesinin mevduatı bu. Mavi renkle yazıyorum. Bu da bir değeri olsun. Kısmi rezerv bankacılığı sisteminde sermayemle orantılı olarak bilançoyu belli bir noktaya kadar büyütebileceğimizi öğrenmiştik. Sermayemizin büyüklüğüyle verebileceğimiz azami kredi miktarı veya toplayabileceğiniz azami mevduat arasında bir ilişki var. Örneğimizde topladığımız mevduatın yarısını rezerv olarak ayırmak zorunda olduğumuzu düşünelim. Zorunlu karşılıkların oranı %50. Gerçek dünyada bu oranlar çok daha düşük. Ancak örneğimizde bu oran %50 olsun. Altınımın vadesiz mevduata oranı %50'den az olamayacak. Bunların ikisinin toplamı 100. Burası da 50. Yani 200 birime kadar vadesiz mevduat toplayabilirim. Ve 150 birime kadar kredi verebilirim. Kredi kullandırdık. Bu kredi bankamızın varlığı yani aktife yazıyoruz. Kredi tutarını da bu kişinin vadesiz hesabına yatırdık. Bu dünyadaki tek banka benim bankam değil, başka bankalar da var. %50 karşılık ayırma zorunluluğu var. Ancak herhangi bir sebeple ayırdığımız karşılıklar geçici olarak bu sınırın altına düşerse ne olur? Gereken ek altını nasıl sağlarsınız? Müşteriler bir şekilde korkmuşlar ve gelip bankanızdaki paralarını geri çekiyorlar. %50'nin geçici olarak altına inmişsiniz. Bu durumda müşterilerden ek altın gelmesini bekleyemezsiniz. Böyle bir durumda başka bir bankadan borç alabilirsiniz. Başka bir bankadan veya merkez bankasından borç alabilirsiniz. Bu mevduatları koyduğumuz bir merkezi rezerv bankası oluşturmuştuk. Bu dünyada 200 birim mevduat var. Bu alanları kopyalayıp yapıştıralım. Bu rezervlerden birisi, bu da diğer rezerv. Bu ticari bankaların bir araya gelerek oluşturdukları merkezi rezerv bankası. Bunlar gerçek altın rezervleri. Bu altınlar bu bankanın aktifini oluşturuyorlar. Şöyle şu tarafa taşısam daha iyi. Evet. Bu merkezi rezerv bankasının yükümlülükleri ise buradaki ticari bankaların vadesiz mevduatlarından oluşuyor. Örneği basitleştirmek için Merkez Bankası'nın kendisine yatırılan altınlar karşılığında vadesiz mevduat açmak yerine banknot bastığını düşünelim. Bu 100 birimlik banknot olsun. 100 birimlik banknot 100 birim altını temsil ediyor. Bu ticari banka Merkez Bankası'na altın veriyor ve karşılığında banknot alıyor. Bu bankanın rezervleri artık bu banknotlar. Yeşille gösterdiğim yerler. Rezervleri artık altın değil. Bu banknotları basma hakkı sadece Merkez Bankası'na ait. Diğer bankalardan hiçbiri banknot basamıyor. Banknotlar kopya edilmelerini önleyecek belirli özelliklere sahip. Şuraya birkaç banknot çizelim. Evet. Bu Merkez Bankası ilk başta özel bankaların verdiği sermaye ile kuruldu. Çok detaylarına girmiyorum. Merkez Bankası'nın yöneticileri devlet tarafından atanıyor. Bu banka başlangıçta özel bankaların ortaya koyduğu sermaye ile kurulmuş olmakla birlikte bu ticari bankalar Merkez Bankası'nın karından pay almıyorlar. Merkez Bankası'nın karı devlet hazinesine gidiyor. Devlet diyor ki bu banknotları Merkez Bankası bastı. Ancak ülkemizde kullanılan para birimi bu ve biz tüm bu insanların bu paraya güven duymasını istiyoruz. İnsanların bu banknota güven duymalarını sağlamak için bu banknotları devletin yükümlülüğü haline getireceğiz. Bunu yazalım. Merkez Bankası tarafından basılıyor ancak devletin yükümlülüğü. Banka basıyor ancak devletin yükümlülüğünde. Bu ne anlama geliyor? Bunun anlamı şu eğer buradaki merkez bankası herhangi bir sebeple bastığı banknotların teminatı olan altınları kaybetse bile hala devlet banknotlar karşılığında o banknotun temsil ettiği kadar altını ödemekle yükümlü diyelim ki 35 dolar karşılığında 1 ons altın olabilir değeri her neyse devletin güvencesinin olması kişilerin bu banknotlara güvenmesini sağlıyor bu banknotlarında en az altın kadar güvenilir olduğunu düşünüyorlar. Peki, kişiler devlete nasıl güvenebiliyorlar? Güvenebiliyorlar zira devlet tüm ülkedeki varlıklar ve ekonomik aktivite üzerinden vergi toplayabiliyor. Yani kişiler devletin banknotun temsil ettiği kadar altına ödemekle yükümlü ve bunu becerebilecek bir konumda olduğunu biliyorlar. Her ne olursa olsun devletin bu banknotların temsil ettiği değeri size ödemekle yükümlü olduğunu söyledik. Şimdi buna oldukça yakın başka bir kavrama geçelim. Devletin borçlanması yani kamu borcu. Ekranı aşağı indirelim. Evet. Devlet kısa vadeli bonolar veya uzun vadeli tahviller çıkartarak borçlanabilir. Devletin ihraç ettiği borçlanma senetleri örneğin bono ve tahviller risksiz olarak kabul edilir risksiz olarak kabul edilmelerinin bir sebebi devletin borçlandığı para biriminin devletin vergi topladığı para birimiyle aynı olmasıdır. Ben buradaki kişi olayım. Bu da devlet. Devlet bana 100 liralık bonoyu veriyor. Ben de devlete 100 lira veriyorum. Bu bono benim devletten alacaklı olduğumu gösteriyor. Eğer devlet altından kalkamayacağı kadar garip bir büyüklükte borçlanmıyorsa ülkedeki kişi ve kurumlardan topladığı vergilerle benim 100 liramı rahatça geri ödeyebilir. İşte böyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.